işte insanın yaratış derecinde ona kuzgan ruhundan üfledim. Ben Hristiyanların e, bu temel ilkesinden birisi olan işte e, kutsal ruh diye aklıma geldi. Belki <laughs> fazla bir arka sözü. Teslisin bir, punk, bir üçüncü ayağı. Evet, evet. evet, evet. evet, aya. bir yanlış anlaşma mı var hocam ben, benim açımdan? Yani bunlar soruyu anlamıyorum. Yani onlar niye öyle demişler? Kutsal ruh deyince Tamam hocam. Evet. Hı hı. Hani kutsal ruh sanki e, bu ayeti görünce sanki onların da bu işte bu tesiste sanki bir şeyleri var destek bulduğu bir nokta varmış gibi e, estağfurullah e, öyle korkuyorum yani kafama geliyor hocam hı hı hı. yani ruhul kudüs e, demek istiyorsunuz ki ruhul kudüs bizde de var Kuranda da geçiyor <laughs> o zaman onlar e, ruhul kudusu e, tesliste yani üçlemede e, Tanrının bir üçüncü ayağı olarak e, görüyorlar. E, bizde de ona uygun e, anlatımlar var. Gibi bir soru herhalde bu. Veya bunu çağrıştıran anlatımlar var diye. Geçenlerde benzeri bir tartışmada da gördüm yani bir Hristiyan tarafıyla, e, tarafı ile Müslüman taraf arasında. E, sizde de var zaten Hurmuz hur, Kudüs dedi tamam da yani bunu daha da genişletebiliriz diyelim bir başka din oluşturduk orada da. 100 tane meleği de ekledik mesela. Dedik ki Allah ve 99 melek adını da koyduk yüzleme. Sonra dedik işte melekler de Tanrı. Bak sizde de var sonra döndük, melekler de var sizde. Ne diyeceğiz o durumda da? Aa haklıymışsınız. Meğer yüzleme de doğruymuş. Allah ve 99 melek gibi. Yani tamam bizde Ruhul Kudüs ifadesi var ama yani Tanrı olarak mı var? Hayır. Allah'ın herhangi bir kulu olarak ve immin şeyin illa atir rahmani abda. Kullukta hepimiz eşitiz. Len yestenkif el mesih en yekun abdan lillah. Ne Mesih Allah'a kulluk olmak hususunda herhangi bir yüksünmede herhangi bir hani buna tenezzül etmeyecek bir üstünlükte olabilir. Olanca faziletine rağmen kulluğunda, takvasında, Yaratılışındaki imtiyazında değil mi? Ee, Hazreti Adem de çok imtiyazlı. Cenab-ı Hak, eğer Yaratılışındaki imtiyazını siz ilahlığına yoracak olursanız, ki Hristiyanlar ruhul Kudüsü melekler arasındaki imtiyazıyla ilahlığa yükselttiler. Hazreti Mesih'i de Yaratılışı bakımından imtiyazıyla babasız olması dolayısıyla ilahlığa yükselttiler. Eğer bunları buralardan mülhemsiz birilerine ilahlık atfedecekseniz Cenab-ı Hak dedi ki ya o zaman başta Adem daha büyük ilah olması lazım. Değil mi? İnne mesela İsa indallahi ke mefeli Adem. Allah'ın katında İsa'nın durumu öyle çok çok özel değil. Hazreti Adem'in durumu da var. Bak o onun durumuna bakın. Bunu annesinden yaratan yani anne varken yaratan Cenab-ı Hak. Halbuki Hazreti Adem'i خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ İnne mesela İsa indallahi ke meseli Adem halakahu min turabin topraktan yarattı onu. Yani anne de yok ortada, orta yerde. O zaman Hz. İsa babasız olmasıyla bu özgün yanı itibariyle ilahlaşıyorsa sizin nazarınızda alın Hz. Adem'i de yanına ekleyin o da ilahlaşsın. Üçleme olsun dörtleme. Yani sayıda bir zararı yok. Birden çıktın mı yegane tek ilahtan çıktın mı gerisi sadece rakamlardan ibaret. Yüzü de bir, üçü de bir yani bizim bakışlarımızda bu üçleme haliyle dördü beşi sekizlemesi bir farkı var mı? Yusuf Estes vaktiyle papazken diyor çocuklara teslisi anlatıyorum İşte diyorum ki yumurtayı biliyorsunuz değil mi çocuklar? Evet diyor. Hani bir yumurta kabuğu var, akı var, sarısı var ama bir yumurta. Oradan bire gelmeye çalışıyor çünkü bir şekilde biz de Tek Tanrı'ya inanıyoruz diyorlar. Teslis ile ay eş zamanı yapıyorlar bunu. E çocuk da hem bir hem üç nasıl oluyor falan diye anlamayınca böyle teşbih ediyordum diyor. Sonra çocuğun biri bir gün dedi ki ya çift sarılı yumurta nasıl oluyor dedi. Çift sarılı olunca de bu sefer dördün de önü açılıyor. Eğer bir şeylere benzetip buradan e, Tanrı modeline gidecekseniz e o zaman dört sarılı veya Elma olursa, çekirdekler var bir dünya ama tek elma. Ee, bu, bu Bunların makul hiçbir tarafı yok. Biz eğer gelip desen beni Ey Ruhul Kudüs medet eyle derken yakalarsan tamam de ki bak sen de tapıyorsun Ruhul Kudüs'e değil mi? Ama ben seni yakalıyorum. Geliyorum Ruhul Kudüs'e niyazda bulunuyorsun. Geliyorum Bakıyorum Hazreti Mesih'e niyazda bulunuyorsun. Yani bunları ilah edinmişsin. Seni her yerde görür, her yerde duyar bilincindesin. Yani beşeriyetten çıkarmışsın. El an anil hecabil beşari. Beşeriyetten öte ilah formuna sokmuşsun. Gökte yerde bunları Allah gibi etkili görüyorsun, açıyorsun. Kadın ne diyor? Beni çocuğumun diyor. İşte dua ediyorduk. Hadi Mesih'e dua edelim hadi Baba Tanrı'ya dua edelim, hadi sıkışınca Ruhul Kudüs'ü çağıralım. Çocuk demiş ki hangisi daha etkili, hangisi hiçbir duayı ıskalamıyor. O da biri arıyor, kahramanını bulmak istiyor her şeyi gücü yeten, her şeyi dulan, her şeyi bilen. E demiş Baba Tanrı tabii, Father. E o zaman demiş bunları yani koyken yani ben hep ona söyleyip garanti tutmak istiyorum şimdi. Bu beni rahatsız etti diyor. Anladım ki hani oradan da azizlere kadar geliyorlar. Azizlerin de ellerinde şeyleri var böyle minyatürleri veya heykelcikleri şunları. Bundan hepsi bir. Yani yegane tek ilaha la ilahe illallah deyip ancak ona yönelen düştüğünde kalktığında araba çarptığında, sıkıştığında bunaldığında, her ne olursa olsun yattığında kalktığında zifiri karanlıkta açık alanda görenin, bilenin, duyanın, işitenin, alimun bi zati içlerinde geçeni bilenin. Ve huve kum Nerede olursan ol, seninle beraber olanın, seni işitip duyanın Allah olduğu bilincinden çıktın mı? İster Hinduizm'deki gibi çık, ister Teslis'teki gibi çık. Ama gel ben de bunu görebiliyor musun? Görmüyorsun. O zaman nasıl sizde de Ruhul Kudüs var? Siz de ona tapıyorsunuz dercesine bir karşı argüman getirdin. Bizde dedi adam hiç kimse ruhul kudüs'e tapmaz. Gidip hiçbir mümini şöyle ayağına küçük bir taş bile değse medet ya ruhul kudüs derken duyamazsınız. Var mıdır böyle bir şey? Bütün o salondaki Hristiyanlar böyle yani adam yani ruhul kudüs Kur'an'da geçiyor ama hiçbir Müslüman onun böyle bir tanrısal işlevi yok. Allah'ın meleklerinden bir melek. Emredileni yapıyor. Yani kendince hareket edemiyor. Ki seslenesin, sana gelsin, yetişsin. Sana bir yarar sağlasın, zararsa. Bizde dedi bütün yarar da zarar hepsi Allah'ın elinden. Biyedikel hayır. <laughs> hayır senin elindedir. Kudret sendedir, buyruk sendedir, hüküm sendedir. Her işin hükmü sana döner. Ve lillahi gaybussemavati vel ardu ve ileyhi yurcaul amru Bütün iş ona döner. Fa'budhu ancak ona kulluk edersin. Veren odur, alan odur. O vermeyince kimse veremez. Allahumma la mani lima a'tayta ve la mu'tiya lima Onun engel olduğunu kimse veremez. Verecek olduğuna kimse mani olamaz. Bakın. Pratikten gel bak. Hani Tanrımız tek mi, çok mu, iki mi, üç mü? Ha, o zaman adam yani isim benzerliğinden kalkıp da işte sizde de buna benzer şeyler var adı konulmamış bir teslis demeye kalktı öylece kala kaldı. Biz ne Hz. Mesih'e sesleniriz hatta Hz. Peygamber'e de seslenmeyiz. Var mıdır öyle ya Resulallah yetiş bana çocuk ver bana işte imkan ver bak dardayım elimi kolaylaştır veya böyle bir şeyimiz yok ancak Allah'ın işiten yetişen olduğu ilkesiyle bütün peygamberler tevhid akidesini insanlara öğretti. Çağrının esası bu. Bilen de o, duyan da o, yetişen de o, gören de o, her nerede olursan o. Dolayısıyla bizde bunlar yok dedi. Bizde o yüzden dedi adını koyduğunuz şeyi ancak Allah'ın bir meleği görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hazreti Meryem'in yanına geldi. Ruhum dedi Cenab-ı Hakk'ın. ileyha اِلَيْهَا رُوحَنَا Ruhumuzu gönderdik. Gönderdik demesi nedir? Memur. Ruhumuz gitti demiyor. Gönderdik. Ruh ile. <laughs> Ve yanına geldi. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا Düzgün bir beşer suretini aldı. Resulullah'a bir dönem gelmedi Hz. Cebri'l-Emin Ruhul Kudüs Kur'an'ı da indiren getiren o biliyorsunuz. Kul nazzalehu ruhul kudüs min rabbika. Rabbinden onu indiren de ki ruhul kudüstür. Men kana aduven li Cibril innehu nazzalehu ala kalbik. bihi ruhul amin. Ruhul amin de ruhul kudüs de Cibril amin. Bir dönem gelmeyince fetret bir fetret hadisesinde Resulullah'ın ihtiyacı arzusu beklentisi çoğaldı. Görünce hani nerede kaldın? misali bir durum oluştu. Hz. Cibril Emin Cenab-ı Hak'tan şu ayeti getirdi. وَمَا نَتَنَزَّلُوا illa bi <رَبِّك> emri rabbik senin rabbinin emri olmadan biz inemiyoruz yani inişi bile keyfi değil hani ben bir gideyim bir dolaşayım kolaçan edeyim götürecek vahiy yok ama Resulullah'la biraz oturayım muhabbet edeyim Öyle bir keyfiyetleri yok. Önleri arkaları kapalı. Lahu ma beyne eydina ve ma halfena. Önümüz de Allah'a aittir. Tüm planlamalar şu aşamada şunu yapacak. Şu dakikada, şu saatte, şu yerde bulunacak. Lahu ma beyne eydina. Gerimiz de Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Demek ki bunların ileriye açılan yanları olduğu gibi geriye de açılan yanlar var. Zaman onlardaki gibi bir bizdeki gibi zaruri öne işlemiyor. İleri geri ve arası da varmış. لَهُمَا بَيْنَ ma وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ Bunların hepsi açısından ihata edilmiş durumdalar. Tam bir kul. Gelemiyor, gidemiyor. Efendim Allah'ın emri olmadan inemiyor. Biz, biz böyle görüyoruz. Bizim inancımız da böyledir dedi. Dolayısıyla hiçbir şeyi kulluğun üstüne çıkaramayız. O min şeyin, illa âti Rahmani abda. O yüzden gerçek muahitleriz. Sizin gibi sözde güya tevhid üç tane teslisi var. Çocuk sıkışınca Mesih'e çağrda bulunuyor, yetiş diye. Hanım sıkışınca o diyor ben ruhul Kudüs o daha tez veriyor diyor daha aramızdaki şey daha yakın diyor ben ona sesleniyorum diyor. Tabii ki liseye gidince de baba tanrıya da şeyim var ama. Ben bazı azizleri edinmiş, bildiğin şeytanın e, saptırdığı süreçler bunlar.